Massagetlerin lideri Tomris Hatun, kocasının ölümünden sonra halkının idaresini üstlenmiş ve tarihteki ilk kadın hükümdarlardan biri olmuştu. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Kiros, istediği toprakları elde etmek için Tomris Hatun'a elçiler göndermiş ve ona evlilik teklifinde bulunmuştu. Özetle Kiros'un Tomris'e söylediği şey şuydu: ya evlenme teklifimi kabul edeceksin ya da halkınla birlikte yok olacaksın. Kiros'un planı işe yaramamıştı. Tomris, elçileri daha fazla dinlememiş ve onlara Massaget topraklarını ele geçirmenin imparatorun sandığı kadar kolay olmayacağını söylemişti. Tomris'in teklifi kabul edeceğinden hiç şüphesi olmayan Kiros, elçilerinden gelen haber karşısında çılgına dönmüştü. İmparator duyduklarına inanamıyor ve kraliçeyi verdiği karardan dolayı pişman edeceğini haykırıyordu. Bu savaşı Massagetler istemişti ve onlara istediğini fazlasıyla verecekti. Tomris, elçilerin teklifini reddettiği anda savaşın başladığının farkındaydı. Bu yüzden elini çabuk tutarak bir an önce hazırlıklara başlayacak ve ilk işi de çevre obalardan asker toplamak olacaktı. Tomris Hatun bu zor süreçte en büyük desteği oğlu Sparkapises'ten görecekti. Oğluna çok düşkündü ve ikisinin arasında çok güçlü bir bağ vardı. Şimdi Kiros'a karşı bu bağa daha fazla tutunacaklardı. Sparkapises, annesinin güvenini boşa çıkarmamak adına hem ordunun organize edilmesi hem de Perslerin hareketlerinin izlenmesi için adamlarıyla beraber elinden gelen her şeyi yapıyordu. İlk haberler Seyhun Irmağı'nı gözetleyen askerlerden gelecekti. Kiros, büyük sefere çok kapsamlı hazırlanıyordu. Ve inşa ettiği köprülere de bakılırsa, o devasa bir orduyla yola çıkacaktı. Savaş artık Massagetlerin kapılarına dayanmıştı. Ancak Tomris, düşmanının hamlelerine göre hareket etme niyetinde değildi. Bu yüzden yaşanacak süreç her ne olursa olsun
şartları kendi belirlemek istiyordu ve imparatora teklif yapma sırası şimdi ondaydı. Eğer Persler nehre köprüler inşa ederlerse yenilseler bile kolaylıkla tekrar saldırabilirlerdi. Bu yüzden Tomris, Kiros'a haber göndererek ordusuyla Pers topraklarına bizzat gireceğini ve savaşmak isteyen imparatorun daha fazla zahmete girmeden onu bekleyebileceğini söyleyecekti. Tomris'ten gelen teklif, Kiros'u bir kez daha şaşırtmış ve imparatoru en yakınlarına danışmak zorunda bırakmıştı. Yok etmek istediği düşman, şimdi imparatorun ülkesine gelebileceğini ve onu uzun sürecek seferin tüm zahmetlerinden kurtarabileceğini söylüyordu. Krallığı bizzat Kiros tarafından yıkılan eski bir hükümdar, kendini imparatoru uyarmaktan alıkoyamamıştı. Lidya'nın devrik kralı Karun'a göre, Tomris onları tuzağa çekmeye çalışıyordu. Karun, imparatordan ihtiyatlı davranmasını ve yenilme olasılığını da göz önünde bulundurmasını istiyordu. Olur da savaş kaybedilirse Tomris geri dönmeyebilir ve başkentleri Babil'e kadar yürüyebilirdi. Yani ona göre Massagetlerin yapabileceği bu saldırı Büyük Kiros'un tarih sahnesinden silinme ihtimalini bile doğurabilecek derecede ciddi bir sorun teşkil ediyordu. Kiros'un böyle bir durumda başına gelebilecekleri düşünmek için kendini yormasına gerek yoktu. Zira bir zamanlar Anadolu'nun en zengin krallığına hükmederken her şeyini ona kaybeden Karun bizzat karşısında duruyordu ve imparatorun empati yapabilmesini kolaylaştırıyordu. Karar verilmişti. Riske girilmeyecekti. Seyhun Irmağı ne kadar zahmetli olursa olsun aşılacak ve savaş Massagetlerin topraklarında yaşanacaktı.